ikinci yarı başlarken hem sizlerin mutlaka vardır takımımızla ilgili sorularınız hem de gelecekle ilgili düşünceleriniz. Bunları paylaşmak istedim. 6 günlük güzel bir kamp oldu. 2 tane oyuncu yeni aramıza katıldı. Birisi dün akşam, birisi de 2 gün önce. Şu anda dediğiniz gibi 2 arkadaş aramıza katıldı. Ryan Donk zaten bir evvelki maçta görev yaptı. İzmir'de de kendisine bir süre fırsat verdik. Şimdi bu sene bizim izlediğimiz transfer çalışmaları biraz zorluk derecesi yüksek transfer çalışmaları. Neden? Çünkü belli bir yaş vasatisinin üzerine bu transfer döneminde çıkmak istemiyorum. Takımımızın yaş vasatisi normalin biraz üzerinde. Dolayısıyla bu tercihlerde iki aşamalı düşünceyi ortaya koymak mecburiyetindeyim. Birincisi hem gelecek arkadaşların takımda görev yapabilecek nitelikte ve belli bir yaş grubunun altında olması lazım. Ryan Donk'u bu grubun dışında değerlendiriyorum ama onun dışında gelecek olan arkadaşlar 25 yaş grubunun altında. Özellikle de 20-22 yaş grubu çerçevesinde. Dolayısıyla bu yaş grubu bizim transfer düşüncelerimizi gerçekleştirmede zorluk çıkartıyor. Yani bu düşündüğümüz futbolcularla ilgili kendi kulüplerinin de beklentileri oldukça yüksek. Dolayısıyla bu transferlerde 3 birimin de fikir birliği içinde olması lazım. Birincisi iki kulübün, bir diğeri de bu kulüpler arasında transferi gerçekleştirmek istenen futbolcunun. Şu ana kadar Ryan Donk'un dışında Martin Linus da bu aşamada bir anlaşma sağlandı. Şu anda görüşüp transfer gerçekleştirmesini sağlayamadığımız 3 tane bu yaş grubu, yani 25 yaş altı grubunda 3 tane futbolcu oldu. Biraz evvel, yaklaşık yarım saat evvel bu girişimlerimizden bir tanesi daha kulübü tarafından gerçekleşme imkanı sağlanamadı. Şu anda devam eden 3 tane bu yaş grubunda, yaş grubundan özellikle bahsediyorum. Yani bunu farklı değerlendirmeyelim diye bahsediyorum. Şu anda benim yönetimimize verdiğim listeyle ilgili bu yaş grubundaki arkadaşlarımız hem Galatasaray'ın şu anda görev yapmakta olan kadrosunda yer alabilecek hem de Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarını uzun süreli taşıyabilecek nitelikte futbolcular olması dolayısıyla zorluğumuz artıyor. Önümüzde süreç var. Yaklaşık 15 günlük bir süreç var. Muhtemelen ümit ediyorum ki yarından sonra bir tanesi gerçekleşir. Önümüzdeki hafta bir tanesi daha büyük bir ihtimalle gerçekleşir.